Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli FM TV izleyenleri, hepinize selam olsun. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, bugün Miraç gecesi. Bugün inşallah oğlumla beraber programı sunmaya karar verdik. Miraç gecesi olması hasebiyle hem oğluma bir sürpriz hem de FM TV izleyenlerimize güzel bir sürpriz olsun diye oğlumla beraber inşallah bugün programımızı sunacağız. Değerli kardeşlerim, bugün Miraç gecemiz olacak inşallah. Rabbimiz bizlere dua konusunda yok mu isteyen, istediğinizi size ikram edeyim, yok mu dua eden duasını kabul edeyim diye bizlere buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bugün Allah'a gönülden dua etme günümüz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde Miraç'a çıkmış. Rabbimizle birebir görüşmüştür. Bize namaz hediyesi orada verilmiştir. Ve birçok zikirler, birçok dualarla beraber yine namazın içinde okuduğumuz dualar bize Miraç'ta verilmiştir. Evet değerli kardeşlerim, o yüzden bugün samimi duygular ile namaz kılıp Allah'a güzel yönelmek ve samimi duygular ile dua etmemiz gerekiyor bol bol. Çünkü tek kurtuluşumuz, tek çare Allah'a samimi duygular ile dua etmektir. Bu vesileyle programımızı bu şekilde açmış olalım. İnşallah bugün sizlere şifalı bitkilerle alakalı bir takım bilgiler vereceğiz. Evet, elimizde neler var? Bir onları anlatalım. Elimizde cevizimiz var. Çörek otumuzu anlatacağız. Kuru üzüm, yine zeytinyağı, bal. Hiç kimsenin bilmediği saman, yulaf samanı. Yulaf samanı nasıl kullanılır? Biz zannederiz ki yulaf samanını hep inekler, hayvanlar yer. Biz onun sütünden faydalanırız ama öyle değil. Yulaf samanının da insan vücuduna çok faydası var. Yine zeytinyağı, toz tarçın ve altın otu, ayva var. Ve baharın ilk meyvesi, şöyle göstereyim size. Baharın meyvesi, sebzesi. İlk sebzesi bakla. Baklamız var. Bugün inşallah sizlere bunlarla kendimize nasıl şifalar hazırlarız onları anlatacağız. Evet, oğlum da konuşmak istiyor bu arada. Evet, Miraç gecesiyle alakalı ne buyurursun oğlum? Ne söylemek istersin? FM TV ekranlarında bulunan abilerimizi şöyle ben sana bir mikrofon uzatayım. Evet, hepsinin şimdi Miraç'ını bir kutla bakalım. Miraç gecemiz. Söyle, bak seni izliyorlar. Dediğim. Miraç gecemiz hayırlı olsun diyebilirsin. Dua edelim. Miraç gecemiz hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Vesile olsun. Amin. Teşekkür ederim. Evet. Miraç gecemiz oğlumuz da kutladı. Hayırlı mübarek olsun hepimize. Evet güzel insanlar. Bugün nereden başlayalım? Cevizden başlayalım. Cevizin faydaları. Cevizi nasıl kullanırız? Biz cevizi kırıp içini yeriz deme hep öyle biliriz. Veya da tatlılarda, pastalarda, keklerde cevizi o şekilde kullanırız. Ama cevizi kabuğu, cevizin içindeki zar, ceviz kabuğunun faydaları bize birçok faydası vardır. Yani saymakla bitmez. O yüzden sizlere inşallah bugün cevizle alakalı bir takım bilgi vereceğiz. Ceviz, yani yemeden önce biz hep kabuğunu kırarız ya. Evet, evet oğlum. Şimdi kabuğunu kıracağız ama kabuğunu kırmadan önce ne yapılır cevizle yani? Onu bizi izleyen FM TV ekranlarındaki abilerimize, amcalarımıza, dedelerimize bildireceğiz inşallah. Bu arada değerli kardeşlerim 0535 601 58 57 telefon numaraları ile bize mesaj atabilirsiniz. Size yine mesajlarınızı burada okuyacağım. Sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Evet. Evvela ceviz bu aylarda. Bakın Mayıs
Mart aylarında, Nisan, Mart, Nisan aylarında cevizi nasıl kullanacağız biliyor musun? Yemeden önce. Ben ceviz yetiştirmek istiyorum diyor ise, ceviz ekmek istiyorum tohumdan, kendi ellerimle yetişsin. Benim Allah'ın bana öğretmiş olduğu ilimle benim sanat eserim olsun istiyor isen, evvela şöyle cevizin uç kısmı var. Bakın, burası cevizin uç kısmı, bir de arka kısmı var. Uç kısmına cevizi yetiştirmek istiyor isek, şöyle yapalım. Biraz daha yumuşak ceviz seçelim. Ceviz çekirdeğinden ekeceğiz değil mi baba? Evet doğru. Bunu nasıl filizlendiririz onu anlatacağım. Nasıl filizlendiririz? Cevizi nasıl filizlendiririz? Uç kısmını biraz açmamız lazım. Evet. Bu şekilde iki tane uç kısmını açmaya çalışıyorum. Veyahut da şöyle de yapabiliriz. Bir bardak suda, değerli kardeşlerim. Şöyle cevizi açıyorum. Cevizi suda bekleteceğiz biraz. Bir bardak suda iki adet ceviz atalım. Niye iki adet? Ne olur ne olmaz. Biraz bu su çektikten sonra bu cevizin ucuna iki tane kürdan geçireceksiniz. Kürdan. Yani uç kısmı açık olacak. Sonra bunu 15 gün suda bekleteceksiniz. Suda bekleyince ceviz filizlenmeye başlar. Filizlendiği zaman evde küçük bir saksıya ekin. Evvela küçük bir saksıya ekin. Filizlendiği zaman küçük bir saksıya ekiyorsunuz ve ceviziniz toprağın içerisinde yavaş yavaş yetişmeye başlıyor. Daha sonra, bu bilgiden sonra yani ilk bu aylarda, bugünlerde yapacağımız cevizle ilgili bu. Sonra cevizi kırıp yemeden önce değerli kardeşlerim, yine cevizin suyu ile birçok şifa, yani hastalıklarınıza şifa bulabilirsiniz. Özellikle sindirim sistemine zayıflamak için ceviz suyu kullanılıyor. Tırnak ve saç sağlığı için ceviz suyu yine çok faydalıdır. Kilo vermeye çok faydalı. Hormonlarımızın düzeyini sağlamak için cevizin suyu çok faydalıdır. Adet ve lohusalıkta sıkıntı çeken kadınlar için yine ceviz suyu çok faydalıdır. Değerli kardeşlerim, uykuya faydalıdır. Uyku bozukluğu çeken kardeşlerimiz, uyku sıkıntısı çeken, geceleri uyuyamayan, birçok şeyi düşünen kafasında uykusu kaçan kardeşlerimizin içinde yine ceviz suyu çok faydalıdır. Kan şekerimizi düzenler ceviz suyu. Kolesterolümüzü düzenler ve çok önemli Alzheimer hastalığına, yani her yaşlının bugün bu zamanla çektiği sıkıntı. Alzheimer hastalığı. Değil mi? Evet. İşte bu hastalığımızın olmaması için ileride çocukken ceviz suyunu, hatta anne karnında bile hamile kadınlarımız ceviz suyu içerse sütüyle, benim kadar çocuklar da, evet senin kadar çocuklar da içebilir, içerse bebekten, yani anneden sütten bebeğe gelişimi için, beyin gelişimi için çok faydalıdır ceviz suyu. Bakın, anne suyunu içecek, sütten bebeğe geçecek inşallah. O şekilde bir faydası var. Yetişkinler, çocuklarımız özellikle ceviz suyunu kaynadıktan sonra tatlandırmak için biraz bal koyarsanız, onu da çocuklarımıza içirebiliriz yine ceviz suyunu. Yetişkinler de haftada iki bardak ceviz suyu içebilir. Beyin sağlığı için, zayıflamak için, ödem atmak için, kolesterol dengelemek için, uykuya faydası var ve hamilelerde, çocuk gelişiminde, lohusalık ve adet dönemi geçiren kadınların şifası için inşallah bu da ceviz suyu çok faydalıdır. Evet, ilk önce cevizimizi sularda bekletiyoruz değil mi? Diyelim 3 adet, 4 adet ceviz. Suda bekletiyorsunuz bunu 1-2 saat.
Bekledikten sonra bu suyu içeceksiniz. Sabah akşam, sabah akşam bu suyu içilecek değerli kardeşlerim. Yani her gün. Evet. Ama bir ay boyunca bunu deneyin. Sonra iki hafta ara verin. Sonra tekrar bir ay deneyeceksiniz. Her gün değil oğlum. Yavaş yavaş. Evet. O şekilde ceviz suyumuzu tüketebilirsiniz. Daha sonra cevizi nasıl kullanabiliriz? Evet, biraz daha ceviz alalım. Cevizimizi yine değerli kardeşlerim kırıyoruz. Bak, cevizi kabuğuyla bekletiyorsunuz. Bir de iç. Yani içindeki kırılmış. Tükettiğimiz her zaman yediğimiz evet oğlum. Bu şekilde cevizimizi kırdık. Evet. Böyle bir şey mi çıktı? İnce kabuk aldık. Kalın kabuk çıktı. Kalın kabuk olunca da evet. Bu şekilde ceviz içini ayrı bir koyacağız. Bir de cevizin içinde ne vardı? Zar vardı. Cevizin içindeki zarları da ayırıyoruz değerli kardeşlerim. Çünkü onun da faydasını anlatacağım. Allah bize bu nimeti göndermiş. Cevizin her zerresinden faydalanabilirsiniz. Biz kırıyoruz. Yani cevizi kırıyoruz. Değil mi? Kabuklarını atıyoruz, içini yiyoruz. Aslında büyük yanlış. Cevizin her zerresinden faydalanacaksın değerli kardeşim. Evet. Bir ceviz daha kırıyorum. Bakın içini ayrı koyuyoruz. Kabukları ayrı. Evet, bir de cevizin zarı var. Zarını da ayrı koyuyoruz. İçerideki zarı çıkartıp şöyle ayrı koyabilirsiniz. Birazdan size ceviz zarıyla ne yapılır onu da anlatacağım. Yani neye faydası var. Değil mi oğlum? Evet. Cevizler şurada bekliyor. Evet. Şurada bekleyenden alalım. Cevizin faydaları. Say say bitmez birçok faydası var. Ufak cevizi kırdık. Evet. Yine değerli kardeşlerim bakın bu ceviz içini, ceviz zarını ayrı koyduk değil mi? Burası ceviz zarı bölgesi olsun. İçindeki zar. Hani iki ceviz arasında bulunan zardan bahsediyoruz. Yine ben şimdi tam ceviz koydum ya biraz suda bekleterek, suyunu tüketerek. Aynı işlemi cevizin içiyle yapabilirsiniz. Şu şekilde. Evet. Cevizimizi içiyle bu şekilde cevizi hazırladık. Bak cevizi hazırladık. İçine koyduk. Suda bekletiyoruz. Aynı işlem. Kabuğuyla yapıldığı zaman birçok faydası var. Ceviz içiyle bu şekilde. Evet. Bu kabuksuz cevizin içiyle bekletiyoruz. Su da bir gün bekleyecek. Bir gün bekledikten sonra bunu sabah akşam suyunu içiyorsunuz. Suyunu içtikten sonra içini de yiyeceksiniz. Neydi faydaları? Bir daha sayalım. Cevizin faydaları. Cilde iyi gelir. Hani ciltte kırışıklık, cildinde çok kırışıklık var. Cilt sağlığında sivirce lekeleri var. Sivirceler çıkıyor ise eğer. Ceviz suyundan bahsediyorum. Sivirce ve sivirce lekelerine, oluşmasına, işte birçok cilt hastalığına iyi gelir ceviz suyu. Şimdi cevizin içindeki zar. Zarımızı nasıl kullanacağız? Ceviz zarını... Şimdi bardaktaki suyu döktük değil mi? Evet. Hemen efendime söyleyeyim. Ceviz zarını suyumuzun içine atıyoruz. Suyumuzu biraz kaynatacağız arkadaşlar. Suyu da kaynattıktan sonra, ılıdıktan sonra ceviz suyu, öksürük. Çocuklarda eğer öksürük var ise, geçmeyen öksürük var ise eğer ceviz suyu çok faydalıdır. Solunum yolu enfeksiyonu çeken çocuklar, yetişkinler için de yine ceviz suyu çok faydalı. Hocam, bu şekilde yaptık.
Ocağımızı yakıyoruz. Bu şekilde cevizin içindeki zar. Koyduk ocağa. Evet, şöyle biraz yaklaştıralım. Oh. Evet oğlum, şöyle biraz kenarda bekle. Dikkat et oğlum. Evet, cevizin içindeki zarı kaynatıyorsunuz. Ilıyınca akşamları yemekten 2 saat sonra 1 bardak ılıdığı zaman çocuklarda öksürüğü keser, yetişkinlerde solunum yolu enfeksiyonuna iyi gelir. Yine çocuklar için de iyi gelir ama biraz içine bal katarsanız çocuklar daha rahat onu içerler. Az bir şey balla tatlandırırsanız daha rahat içerler. Ceviz suyumuz da bu şekilde, ceviz içi suyumuz da bu şekilde kullanırız. Gördüğünüz gibi biz cevizin her zerresinden faydalandık. Yani israf etmedik. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Ayet-i kerimede. Yiyin, için ama israf etmeyin. Bu da yani kabuklarından, cevizin içindeki zardan, cevizin kendisinden, içindeki tükettiğimiz, yediğimiz cevizden hepsinden faydalanmış oluyoruz. Kabuklarını da ne yapacağız? Mangal olarak ateş ısınmak için kullanabilirsiniz değerli kardeşlerim. Yakarız onu. Evet. Şu an burada yakamayız oğlum. Burada nasıl yakacağız? Evet değerli kardeşlerim, yine bize soru ya sormak isteyen kardeşlerimiz olursa WhatsApp aracılığıyla bize sorularınızı sorun. Ben yine okumaya devam edeceğim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı yayınlar. Miraç kandilimiz hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Allah nice kandiller nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Sayın hocam, uykusuzlukla ilgili birkaç formül verebilir misiniz? Ayrıca ayva ile ilgili hadisi şerifi nakletmenizi rica ediyorum. Evet. Aleyküm selam değerli kardeşim. Tabii şimdi uykusuzluk ile alakalı. Bu cevizle alakalı ben söyledim. Ceviz suyu, bakın cevizin içini alıyorsunuz. Şimdi suda bekletiyorsunuz bir gün. Oğlum ben anlatayım, sonra sen söylersin, tamam mı? bekletiyorsun değerli abim, değerli kardeşim. Sonra bu suyu içiyorsun ve cevizi yiyorsun. Bu da uykusuzluğa iyi gelir. Aynı zamanda melisa çayı da yine uykusuzluğa iyi gelir. Eğer varsa lavanta çayı da yine uykusuzluğa sakinleştirici özelliği vardır. Yine uykusuzluğa çok iyi gelir. Bu üç bitkimizi kullanabilirsin. Ayvayla ilgili hadis-i şerifi tabii söyleyebilirim. Ayvamız burada da. Bu, az önce birazdan anlatacağım zaten ayvayı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayva için buyurmuştur. Ayva yiyiniz. Çünkü ayva kalbe iyi gelir. Kalbe ferahlık, kalbe sağlık verir buyurmuştur Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kendimiz zaten birazdan kullanacağız değil mi? Evet. İki soru okuyacağım. Sonra yayına devam ediyoruz. Sonra tekrar sorularına döneceğim. Selamünaleyküm hocam. Programınızı beğenerek izliyorum. Benim sorum yanakta oluşan boşluklar, yani kolajenler dolgu maddesiz nasıl eski haline getirebilirim? Miraç kandil muharekün. Hayırlı kandiller değerli kardeşim. Yani kandilleri Miraç gecemiz diyelim. Hayırlı mübarek olsun. Hayırlı arabesiyle olsun. Mevlam bugünümüzü güzel geçirmeyi ikram eylesin. Yanakta oluşan boşluklarla alakalı demiştiniz. Nasıl? Şimdi biz orayı dolduramayız. Ama cilt sağlığı için, bakın kardeşlerim, cilt sağlığı için bir zeytinyağı. Zeytinyağının cilde faydası çoktur. İki, aldım bugün anlattım, ceviz suyu. Ceviz suyunun yine cilde faydası çoktur. Üç, bak o da var yanımızda. Yulaf samanı suyu. Yine cilde birçok faydası vardır. Cildi yeniler ve kırışıklıkları engeller. Cevizleri çok ısındı baba. Evet. Ceviz suyunu içerek yulaf samanı suyunu kaynatıp suyunu pamuk yardımı ile vücudunuza, yani sıkıntı yaşadığınız bölgeye sürerek yulaf samanı suyu kuruyunca bir daha yani 3-4 kere işlemi tekrarlarsanız faydasını görürsünüz inşallah değerli kardeşim. Evet. Şimdi cevizden sonra elimizde ne var? Hemen bakıyorum. Bu arada tabii suyumuz kaynıyor. Evet, ceviz suyumuz hazır. Şöyle ilk kürümüzü kenara alalım. Şimdi, değerli kardeşlerim,
İkinci olarak evet, keten tohumumuz var. Keten tohumu. Şimdi kış aylarından yaz aylarına girerken tabii daha çok işte kışlıklarımızı çıkartıp yazlık giyeceğiz ya. Dışarıda çocuklarımız olsun, yetişkinler olsun. Vücutlarında çıban çıkabilir. Biraz da kısa kol giyilir. Evet oğlum, ama çıban lekeleri, büyük sivilceler diyeyim, çıban. Değişik işte deri altındaki iltihaplanmalardan dolayı bir takım sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun için keten tohumu, öğütülmüş keten tohumu olursa güzel olur. Eğer öğütülmemiş ise, evinizde helin keten tohumu var ama hocam öğütülmemiş, hemen onu biraz bir tutam diyelim. Şöyle keten tohumumuzu ezeceğiz. Değerli kardeşlerim, şimdi WhatsApp'tan bize mesaj atarsanız daha iyi olur. Aramalar yapmayın, açamıyorum. Programdan sonra ararsanız eğer hepinizin telefonunuza tek tek bakacağım. Evet, vücudumuzda oluşan çıban, deri altında oluşan iltihaplanmalar, büyük sivirceler, küçük sivirceler de olur hepsinin şifası için. Keten, öğütülmüş keten tohumu, eğer öğütülmemiş ise bu şekilde keten tohumumuzu ezeceğiz. Bu şekilde eziyoruz güzelce ne? Keten tohumlarını ezeceğiz. Tohumların ezilmesi lazım. Bunu güzelce ezdikten sonra biraz balın içerisine atıyoruz. Attık. Evet. Attık oğlum. Allah şifa versin sana oğlum. Evet. Evet oğlum. Hatta şunu sen şöyle tut. Ne yapıyoruz? Sen söyle bakalım. Tut bunu. Keten tohumunu karıştırıyoruz değil mi? Aha, balla beraber. Evet, balla beraber güzelce karıştırıyoruz. Bu ne işimize yarıyordu? Bu vücudumuzda oluşan çıban. Büyük sivirce lekeleri. Evet, onun için. Büyük sivirce lekeleri iyi gelir. Evet. Öğütülmüş keten tohumu olursa güzel olur. Eğer öğütülmemiş ise, evinizde var ise güzelce tohumları eziyorsunuz. Bu şekilde karıştırıyorsunuz. Daha sonra bunu çıban oluşan bölgeye krem gibi süreceksiniz. Krem şeklinde süreceksiniz. Bu çıbanı pişirerek kurutacak. Pişirerek kurutacak değerli kardeşlerim. İnşallah. Allah şifalar versin. Bunu da bu şekilde anlatmış olduk. Evet. Evet oğlum, oturabilirsin. Teşekkür ediyoruz desteğin için. Evet. Daha sonra elimizde ne var? Evet, ayvayı yapalım. Bu sefer ayvayı anlatalım. Ama ondan önce bir ceviz. Ayran. Ceviz suyumuzu bir alalım. Değil mi? Cevizler suyunu aldık. Dedim ya az önce cevizin her zerresinden faydalanmamız lazım. Ceviz kabuğunu kırdık. Kabuğun içindeki zarları suda kaynatıyoruz. Ve onu şöyle bir bardağa alalım. Kaynadıktan sonra bu şekilde. Evet değerli kardeşlerim. Bu ceviz zarı kaynadıktan sonra bu şekilde bardağımızı alıyoruz. Bunu çocuklar için biraz balla tatlandırırsanız öksürüğüne çok iyi gelir. Boğaz kızarıklığına ve solunum yolu enfeksiyonu için çocuklarınız için kullanabilirsiniz. Yetişkinler de her akşam bir bardak içerse... Cevizli suyu olmuştur galiba. Evet oğlum, oldu. Yetişkinler için ise akşamları içecekler. Yine solunum yolunu rahatlatacak ve öksürük, eğer geçmeyen öksürük var ise onu anında keser biiznillah, Allah'ın izniyle. Bunu da buraya alalım. Şimdi gelelim ayva. Ayva Peygamber Efendimizin ifadesiyle ayva yiyiniz çünkü ayva kalbe sağlık verir.
kalbe ferahlık ve rahatlık verir buyurmuştur. Bir de kalp, çok sağlıklı. Kalp sağlığı için de çok faydalıdır. Ayvayı da nasıl tüketeceğiz? Tabi ayvayı böyle alıp elma gibi katır kutur yemez. Bunun bir tüketme sistemi var. İkiye bölelim hele bir hayvamızı. İkiye böldük şimdi de. Evet, ilk önce ayvamızı ikiye böldük ya. Ayvamızın içindeki çekirdekleri bir alalım. Dedik ya biz, Allah'ın bize ikram etmiş olduğu meyveleri, sebzeleri, bitkilerin her zerresinden faydalanmamız lazım. Ayvamızın içindekiler benziyor. Evet. İçindeki ayvanın çekirdekleri alıyoruz. Evet oğlum. Bu şekilde çekirdeklerimizi bir ayırdık. Çünkü bu çekirdekler bize çok faydası var. Birazdan size çekirdeklerin faydalarını da anlatacağım. Nasıl kullanılır onu da anlatacağım. Ayvayla alakalı. Sonra da limona geçeceğiz. Evet oğlum. Ayvamızı, çekirdeklerini alıyoruz. Değerli, güzel kardeşlerim. Birincisini aldık, ikincisini alıyoruz. İkincisini de alalım. Ayvanın kendisini şöyle ufak ufak doğrayalım. Ben temsilen burada az gösteriyorum ama tabii siz evinizde ayvanın tamamını doğrayacaksınız. Bu şekilde dilimler haline getireceksiniz. Suyumuzu hayır yemeyeceğiz. İlk önce bunu bir kaynatacağız oğlum. Kaynatıp yiyeceğiz. Değil mi? Evet oğlum. İlk önce bir kaynatalım. Suyumuz nerede? Burada. Ayvanın tamamını dilimler halinde doğrayıp yine 1,5 bardak, 2 bardak su içerisinde bunu kaynatacağız. 5 dakika ne yapacak? Bekleyecek. Kaynayacak. Sonra hem kaynayacak hem bekleyecek. Evet, 4-5 dakikada yine 4-5 dakikada demleme usulü bekleyecek. Yani ılımasını bekleyeceğiz. O kaynayana kadar çekirdeklerin, ayva çekirdeğinin faydasını bir anlatalım sizlere. Nasıl kullanırız? Evvela değerli kardeşim, bu ayva çekirdeğini şu şekilde bir kabın içerisine, yani böyle şöyle bir kabın içerisine diyelim, atıyorsunuz. İçerisine üstünü örtecek derecede, yani 5-6 tane ayvanın çekirdeğini toplarsanız daha iyi olur, daha çok olur. Üstünü örtecek şekilde su koyarsanız, o su 3-4 saat içerisinde krem haline geliyor. Orijinal, doğal krem. Böyle bizim alırız kullanırız ya, elimizde sürer yumuşatıcı falan, yaralara, sivilcelere falan. İşte bu kremi evinizde bu şekilde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Çok basit. Ayva çekirdeklerini bir kabın içerisine koyuyorsunuz. Sadece üstünü örtecek şekilde, çok değil, üstünü örtecek derecede su koyacaksınız. Orijinal krem haline gelecek. Bu kremi sivilcelerinize, çatlaklara, dudak çatlağına, el çatlağına, yüz çatlağına yumuşatıcı olarak kullanabilirsiniz. Sonra daha ne yapabiliriz hocam bizim bu çekirdeklerden? Ayva çekirdeklerini yine... Karnım acıktı ya benim. Karnım acık oğlum. Bekle şimdi. Ayva çekirdeğini ezerek... Ayva çekirdeğini bu şekilde ezerek eziyorsunuz değerli kardeşlerim. Güzelce ne? Ezeceksiniz. Ayvanın özünü... Özünü bu şekilde ezeceksiniz çekirdeklerini. Blender'da veyahut da parçalayıcı böyle aletiniz varsa onda da, o da olabilir. Güzelce ezdikten sonra içine bal, yani bir kabın içerisinde şöyle diyeyim sana size. Bal koyuyoruz içine. Evet. Ezdikten sonra güzelce ayva çekirdeğini bir kase, yani yarım su bardağı diyelim balın içerisine atıyorsunuz, güzelce karıştırıyorsunuz. Karıştırdığınız zaman değerli kardeşlerim, bunu bal ile beraber tüketirseniz birçok hastalığı önleyici, hastalığı önler ve tedavi edicidir ayva çekirdeği. Bakın, az önce ne dedim ayet-i kerimede? Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz.
Allah'ın bize göndermiş olduğu bitkilerin her zerresini bu şekilde kullanabilirsiniz. Nitekim o zamanlar zaten hep bu şekilde kullanılıyordu. Şimdi ne yapıyoruz? Cevizin kabuğunu kırıyoruz, atıyoruz, içini yiyoruz. Ayvanın kabuğunu soyuyoruz, çekirdeklerini atıyoruz. Olmaz. Evinizde değerlendireceksiniz bunları. Çünkü Rabbimiz bunlar bize her zerresini faydalanmamız için ikram etti. Sağlıklı bir şey. Ne faydası var? Bu şekilde kullanırsak ayvayı, ayva çekirdeğini ezip bal ile karıştırırsak vücudumuzda enfeksiyon görevi görür. Enfeksiyon olarak iltihaplanmalara, vücudumuzdaki iç organlarımızdaki oluşan enfeksiyonları, mide enfeksiyonlarını, bağırsak enfeksiyonlarını engeller Allah'ın izniyle. Mevlam şifalar ikram etsin. Onu sonra anlatacağız oğlum. Çekirdeğini ekeriz ama onu sonra anlatırız. Evet. Sonra. Aynı zamanda mide, bronşit, öksürük tedavisi olarak da bu ayva çekirdeğini balla karıştırıp tüketirseniz yine şifasını bulacaksınız değerli kardeşlerim. Evet, ayva suyu. Bakın ayvamız kaynıyor. Kaynayınca suyunu içeceksin kalp sağlığı için. Kalp sağlığı için suyunu içeceksin. Ilıyınca her gün akşam bir bardak. Burada anlattığım bu tedavileri bir aylık süreç içerisinde kullanın. Çok devamlı kullanmayın. Sonra ayvanın kendisini ezin. O ayva yumuşayacak kaynadıktan sonra eziyorsunuz. Onu da inşallah değerli kardeşlerim püre halinde tüketebilirsiniz. Evet oğlum. Sonra ne vardı? Limon. Doğal antibiyotik hazırlayacağız değil mi bugün? Evet. Bir dakika. Sonra limona geçiyoruz. Evet. Doğal antibiyotik. Ve şimdi soğan. Şimdi birçoğumuz, birçok kardeşimiz maalesef hastalandığı zaman çok çabuk ayağa kalkmak için doktora gider. Ne yapar doktorlar? Hemen bana antibiyotik yaz. Şunu yaz, bunu yaz diye kendisine ilaç yazdırmaya çalışır. Bakın değerli kardeşlerim. Evinizde doğal antibiyotik hazırlarsanız ayvalar az önce dönüyordu. Evet oğlum. Ayvalar kaynamaya başladı. Evimizde doğal antibiyotik hazırlarsanız inşallah iyi gelecektir. Onu nasıl hazırlıyoruz? Samırsak, soğan, limon. Limon ver oğlum limonu. Evet. Bir tane. Başka telefon yok mu? Telefon kapılıyor. Tam o mesajlara bakacağım şimdi ben oğlum. Ondan sonra bal, tarçın lazım. Balımız burada. Bir de tarçın lazım. Tarçınımız da burada oğlum, evet. İlk önce limonla başlayalım. Bir adet limon. Şuraya bir oğlum şöyle bir sirkeleyelim. Değil mi? Şöyle çevirelim hatta. Temiz kullanalım. Bir adet limonumuzu ne yapacağız? Keseceğiz. İkiye böleceğiz. Hem keseceğiz hem ikiye böleceğiz. Evet. İkisi zaten aynı. Evet oğlum. Doğal antibiyotik ne hazırlıyorduk oğlum biz? Doğal antibiyotik değil mi? Hı hı. Şimdi limonun suyunu sıkıyoruz. Evet. Bir adet limon sıktık. Evet. Sonra? Bir şey de sıkıyoruz. Bitti o da. Bu kabukları atmayın ha. Kabukları ne yapabiliriz? Kabukları kullanacağız. Kabukları nasıl kullanabiliriz kabuğunu? Evde bir sülah su vardır bu şekilde. İçine atıyorsun, suyunu içiyorsun. Bu kadar. Bunun kabuğunda çok büyük faydası vardır. Kanser hücrelerine karşı savaşan en kuvvetli bitkidir limon. Evet. Aynı zamanda. Evet. Bir yarım su bardağı bal, bir adet limon suyu. Evet. Şöyle dökelim limon suyumuzu. Ne yapıyoruz oğlum? Doğal antibiyotik. Evet. Bir adet limon suyu. Soğan, bir dakika bekle. Soğanımızı da keselim. Evet, soğanı kesiyoruz. Orada ortadan çiğ kesmek lazım. Gösteriyor orada. Evet oğlum. Oğlum da benim bugün yardımcım.
Yani soğanımız küçük olması lazım. Küçük soğan ise tamamını atın. Büyük soğanınız var ise ikiye bölün. Üçte birini kullanın. Üçte birini kullanacağız. Evet. Şu şekilde biz gösterelim temsili amaçlı. Soğanımızı da içine atıyoruz. Sonra oğlum ne yapıyoruz başka? Başka sarımsak başlıyor. Nerede sarımsak? Burada. Evet. Sarımsak. Yaklaşık 4 diş. 4 diş. Sarımsak kabuğunu sayıyorum. Sarımsak. Hı hı. Doğal neydi bu? Antibiyotik. Hı, doğal tabii. Herkesin evinde kolaylıkla... Tarçına başlıyoruz. Evet, onu en son koyacağız. En son tarçını. Doğal antibiyotik hazırlıyoruz. Sarımsaklarımızı sonra üzümünü yağıp ayırdıktan sonra eğer büyükse ikiye bölelim, küçükse tamamını atabilirsiniz. Evet. Ya hocam şimdi sen çok karıştırdın. Biz bunları nasıl yiyeceğiz? Ağzımız kokar vesaire düşünüyorsanız şimdi size ağzınız kokmasın diye bir yöntem daha söyleyeceğim. Kim hazırlayacak bunu, elim tırnak aram hep sarımsak kokar diye düşünüyorsanız öyle düşünmeyin. Onun da basit bir çözümü var. Değil mi oğlum? Evet. 4 adet sarımsak büyükse ikiye bölüyoruz. Yine içine atıyoruz. Attık. Sonra bir tatlı kaşığı. Ney bu? Tarçın. Evet, tarçın. Attık. Değil mi? Tamam oğlum, kalsın. Soruları okuyacağım şimdi ben zaten. Sonra bunu güzelce karıştırıyorsunuz. Bu şekilde. Karıştırıyorum. Yarım su bardağı bal. Bir adet limon, sıkılmış limon suyu. Küçükse bir adet soğan. Büyükse soğanı ikiye bölün. Yarısını kullanın. 5 diş sarımsak. Ayrılmış. Tamam oğlum. Bir adet... Bir tatlı kaşığı tarçını karıştırıyoruz. Güzelce. Hocam biz bunu böyle mi yiyeceğiz? Yok. Bu şekilde yemeyeceksiniz. Bunu biraz bekleteceksiniz. Karıştırdıktan sonra bekletin. Buradaki bal, limon, tarçın güzelce bir şerbet haline gelecek. Şerbet haline gelince sabah akşam bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Tükettiğiniz zaman inşallah değerli kardeşlerim antibiyotik. Boğazın çokmuş işte. Yine doktora git. Doktoruna bir görüş, tanış. Sonra sabahları akşamları bir tatlı kaşığı bunu suyundan içiyorsunuz. İnşallah vücudunuzdaki bütün enfeksiyonlara karşı iyi gelir. Aynı zamanda sarımsak soğan da olduğu için kalp sağlığına, kolesterola da iyi gelir Allah'ın izniyle. Hem de çok iyi gelir. Evet, ne demiştik oğlum? Antibiyotik için. Yine söylüyorum. Yarım su bardağı bal, bir adet limon suyu, bir adet küçük ise soğan, büyükse yarım soğan, 5 diş sarımsak ikiye bölüp atıyorsunuz. Bir tatlı kaşığı tarçın, karıştırın güzelcene, 3 saat bekletin. Şerbet haline gelince suyunu içeceksiniz. Sabah, akşam bir tatlı kaşığı. İnşallah bu şekilde doğal antibiyotik hazırlamış olursunuz kendinize değerli kardeşlerim. Yine sorular geliyor. Ben birkaç soru okuyayım. Evet, okuyorsun baba. Değil mi? Evet oğlum. Ara ara okumamız lazım çünkü programımızın sonuna doğru geliyoruz. Evet, geliyoruz. Çok az kaldı zaten. Hocam selamünaleyküm. Ayağımın farklı yerlerinde genelde taban kısmında sert tabakalar sürekli oluşuyor. Hatta bundan dolayı sürekli ayakkabımın tabanı ve çorabım yırtılıyor. Bunun için ne önerirsiniz? Allah, şimdi değerli kardeşim, büyük ihtimal senin vücudunda bir kuruluk var. Kuruluk olduğu için ayak tabanında şey oluşuyor. Evet, bunun için ne yapabilirsin? Güzel insan, vücudunu nemli tutman lazım. Özellikle ayak tabanını. Zeytinyağı ile masaj yapabilirsin. Her akşam zeytinyağı ile masaj yap. İkincisi, bak bugün anlattım. Ayva çekirdeklerini topla, krem haline getir. Ayva çekirdeklerini ayak tabanına sürebilirsin. Ve aynı zamanda sabahları maydanoz çiğne. Maydanoz kan akışını hızlandırır. O bölgeye kan akışı hızlandığı zaman
hep taze kalmış olur. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi az önce anlattık ya, bunları hazırlarken hocam ağzımız kokar. Nasıl yiyeceğiz? Parmaklarımız kokar. Hemen bakın limon kabukları burada. Hazırladım mı hemen limonun parmaklarınızı limon kabuğunun içine sokun. Güzelce ovalayın ovalayın. Kokuyu alır. Bir de bunu içtikten sonra dışarı çıkmadan önce 5-6 dal maydanoz çiğneyip yutun. Yine ağız kokusunu alır değerli kardeşlerim. Üzüm ne zaman kullanacağız? Şimdi mi? Hocam nefes darlığına iyi gelir. Var mı elinde bir ilaç? Varsa bana da verebilir misin? Değerli kardeşim, nefes darlığı mı çekiyorsun? Evvela sigara içmeyeceksin. Sigarayı bırakacaksın. Yani sigara içen kardeşlerim %80 nefes darlığı çekiyor. Evet. Akabinde bugün anlattığım kür ceviz kabuğu suyu. Ceviz kabuğunu yani içindeki zarı kaynatıp suyunu içebilirsin. Bakın nerede o? Ha burada. Bak bu da nefes. Nefesinizi açar. İyi gelir. Kekik çayı da iyi gelir. Lavanta buharı burundan buharını çekersen içine yine nefes darlığına iyi gelir. Çok iyi gelir bir de. Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Evet, okuduk. Sayın hocam, söylemiştik. Ayrıca ayva ile ilgili hadis-i şerifi nakletmenizi rica edebilir misin? Evet, az önce ayva ile alakalı bir hadis-i şerif naklettim zaten. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Ayva yiyiniz çünkü ayva kalp sağlığı için, kalbe sağlık verir, yani kalp sağlığı için güzeldir. Evet oğlum. Hocam benim kulakta bir sıkıntı var. Orta kulak iltihabı var bende. Onun için bir bitki var mı? Evet değerli kardeşim. Orta kulak iltihabı çeken güzel insanlar. Samırsak, zeytinyağı, limon. Üçünü karıştırın. Güzelce. Her gün sabah bir tatlı kaşığı yiyeceksin. Samırsak, zeytinyağı, limon. Evet. Ağız kokusu yapmasını istemiyor isen eğer, samırsağı bir diş yut veyahut da turşu olarak yut. Arkasından zeytinyağı, limon, iki yemek kaşığı iç. İnşallah iyi gelir. Evet, iyi gelir. Selamünaleyküm hocam. Geniz akıntısına nasıl bir bitkisel çözüm vardır? Geniz akıntısına değerli kardeşim, Mevlam şifalar ikram eylesin. Geniz akıntısı için kekik çayı içebilirsin. Kır papatesi çayı içebilirsin. Lavanta buharı, bak lavanta buharını burnundan çek, burnun, yani lavantayı kaynamış suya atın. Çıkan buharı genizinize çekin böyle. O da iyi gelir. Genizin içine. Evet, bir de elma sirkesiyle gargara yapabilirsiniz değerli kardeşim. Hocam, ben 25 senedir evliyim. Yem gücüm yok. Bir şey anlayamadım. He, çocuğum yok. Bir şey söylersiniz diyor. Allah şifalar ikram etsin. Değerli kardeşim, evvela neden olmuyor? Onun bir tarifini bana yazarsanız ben size bir kür, yani sizde mi sorun var, hanımınızda mı? Ona göre işte hanım, eğer kadınlarda var ise eğer yumurta geliştirici kürlerimiz var. Erkeklerde var ise sperm sayısını arttırıcı kürlerimiz var. Onları anlatabilirim. Yalnız bana ayrıntılı bilgi vermen lazım. Hocam hayırlı kandiller. Allah'ın tekrarını göstersin inşallah. Allah razı olsun. Mevlam hepinize ikram et. Hocam annem ayaklarından rahatsız, dizleri ağrıyor. Ayakta kalamıyor. Ne gibi? Evet, dizleri ağrıyan değerli kardeşlerim, eğer kireçlenme var ise 40 kilit otunu içebilirler. Veyahut da çınar yaprağı otunun suyunu kaynatıp 40 kilit otu veyahut da çınar yaprağı suyunu, ikisini ayrı ayrı yalnız bunlar, kaynatıp suyunu içebilir. Eğer kemikte bir sorun var ise kabuk tarçını, kabuk tarçın olarak suda bekletin. Onun suyunu tüketin inşallah. Eğer iltihaplanmadan dolayı ağrı var ise zencefil, sütlü zencefil, evde akşamları sütlü zencefil hazırlayın. Ilıdıktan sonra annenize içirin. İnşallah iyi gelir. Evet, iyidir. Değil mi? Evet oğlum. Hocam, ülsera, ürsa,
Ürsel amigof için. Ülser için yani ne öğrenirsiniz? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Kandilat mı? Adana'dan Hasan. Adana'dan Hasan kardeşim. Ülseratif kolit için. Evet, Allah şifalar ikram eylesin. Zeytinyağı incir kürünü öğrenebilirim. Yani zeytinyağını ince ince kuru inciri ince ince doğrayıp üzerine zeytinyağı ekleyin. 3 gün bekletin. Sabah akşam bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz onun için değerli kardeşim. Hocam merhaba, Ağrı'dan yazıyorum. Hocam kız kardeşimde iltihaplı romatizma var. Ne önerirsiniz? İyileştirme romatizma. Ağrı'dan Özcan kardeşim. Ve aleyküm selam değerli kardeşim. Mevlam kardeşinize Şafi ismiyle şifalar ikram eylesin. İltihaplı romatizma var ise eğer. Kuş burnu, bildiğiniz kuş burnunu suda 15-20 dakika kaynatın. Evet. Yumuşak haline geldiği zaman güzelce ezin. Üzerine zeytinyağı dökün, bir bez üzerine yani. Sonra onu romatizma olan, ağrı yapan bölgeye sarın, bez üzerine sarın. Mesela dizdeyse dizinizi sarın güzelce. 5-6 saat beklesin. İltihap için akşamları ılık sütün içerisine bir tatlı kaşığı veyahut da yarım tatlı kaşığı zencefil tozu koyun ve onu içsin sütün içerisine. Gündüzleri kabuk tarçın suyu içsin inşallah. Adet, hocam adet, kanamam aşırı çok oluyor. Halsizlik bırakıyor. Şimdi değerli kardeşim Mevlam şifalar ikram eylesin. Adet kanamaları için yine bugün söyledim ceviz suyu. Bakın ceviz. Ceviz suyu bak bu şekilde cevizi içini çıkartıp suda bekletin bir gün boyunca. Öbür gün sabah akşam bunu tüketin. İnşallah iyi gelir. Olmak üzere değil mi? Oldu oğlum, hepsi oldu. Hepsi oldu. Zeytinyağını da birazdan kullanırız. Evet oğlum. Evet, çok soru var. Bazı soruları programdan sonra cevaplayacağım. Hocam sperm sayısı düşük. Çocuğum olmuyor. Sperm sayısı düşük olan kardeşim, Mevlam evvela sana güzel bir çocuk ikram eylesin. Onun için kuru inciri, bakın kuru inciri alıyorsun, suda kaynatıp için. Suda kaynatıp için her gün akşam bir bardak su. Kuru inciri suda kaynatıyorsunuz, ılıyınca içiyorsunuz. Her gün akşam taze hazırlayın ve bunu kullanın. Bir de yemek düzenini değiştirmen lazım. Hani senin günlük yeme şeklin neyse, haftalık, aylık, onu bir değiştir. Değiştir ya başka şeyleri ye, başka şeyler tüket. Belki senin vücudunda olumlu bir etki yaratmıyor bu yediklerin. Yeme kültürünü biraz değiştirmen gerekiyor. Baba, mikrofonla biraz ben de konuşayım. Tamam oğlum, bir saniye. Şimdi konuşacaksın. Hep beraber. Şu soruları bir cevaplayayım. Beraber konuşuruz, tamam? Tamam. Evet, şimdi çok soru var. O sorularımızla inşallah ben yine okuyacağım. Şunu da okuyalım. Bilsin. Oğlum, hocam, çocuklarda solunum yolu enfeksiyonu için, evet bunu anlatmıştım. Bakın bu kürümü de solunum yolu enfeksiyonu için çok iyidir. Neydi bu? Yarım su bardağı bal, bir adet limon suyu, küçük soğan, samırsak, toz tarçın karıştırın. 3 saat bekletin. Sabah akşam bir tatlı kaşığı. Çok iyi gelir. Hocam merhaba, ayağımda birçok sürü sihir var. Diğer ayağımda geçmiş ne? Şimdi değerli kardeşim, sihirlerin çoğalmaması için ilk önce psikolojik sıkıntılarından bir kurtulman lazım. Anladığım kadarıyla sen birçok şeyi kafana takıyorsun ve vücudun buna ters tepki veriyor. Bundan nasıl kurtulabilirsin? O bölgeye zeytinyağı sürebilirsin veyahut da yazın incir çıktığı zaman incir sütü uygulayabilirsin. İyi gelir inşallah. İncir sütünü limonla beraber uygula. Evet, şimdi değerli oğlum burada. O da sizlere bir şeyler söylemek istiyor. Evet oğlum, ne söylüyorsun? Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Buradaki bitkileri kullanabilirsiniz. Buradaki bitkileri kullanabilirsiniz. Allah şifalar versin.
Allah şifa versin, bir de tüm meyveler sağlıklıdır. Elhamdülillah. Tüm meyveler sağlıklıdır. Evet, doğru. Allah'ın bize ikram etmiş olduğu tüm meyveler ikram sağlıklıdır. Son olarak, programımızın sonuna geliyoruz ama son olarak bu şu an bahar sebzesi diyeyim. Bahar sebzesi bakla. Evet. Bu ilk çıktığı zaman taze olur. Nasıl kullanılır bu? Bunun başın ucunu kesiyorsunuz. Güzelce ezin. Bakın, güzelce ezin bunu sağında. Veyahut da mikserde bunu parçalayın. Bu suyu çıkacak. O suyunu ne gibi faydası var bize? Koltuk altı kararmalarına, göz altı kararmalarına iyi gelir. Rengi, yani ten rengimizi açar. İnşallah bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz değerli kardeşlerim. Hepinizi, Mevlam hepinize bugün sağlık, sıhhat ikram eylesin. Her zaman sağlık, sıhhat ikram eylesin ama bugün Miraç gecesi. Bugün bugünü güzel değerlendirelim inşallah. Değil mi oğlum? Evet. Hep beraber şimdi şey yapalım. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Evet. Allah hepinize sağlık, sıhhat ikram eylesin. FM TV ekranlarından hepinize selam olsun. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Görüşürüz.